Merhabalar. Bu videomuzda sizlere GMS.net ön muhasebe programında stok modülünde stok kartları nasıl açılır bunları anlatacağım. Bunun için öncelikle ana menümüzde bulunan stok menüsünü tıklayıp stok kartları menüsüne giriş yapıyoruz. Burada stok tanıtım kartı penceresine ekle butonuyla ulaşıyoruz. Stokumuza bir kod vermemiz isteniyor. Örneğimizde bir tane stok kartı açalım. Kurşun kalem stok kartımız olsun. Stok kartımızın türünü stok türü alanından seçiyoruz. Bu alandan yapacağımız seçim sayesinde raporlarda filtreleyip gruplandırabiliyoruz. Stokumuzun ana birim kodu adet olsun. Burada seçim butonunu tıklayıp tablomuzdan da seçim yapabilirsiniz. Satışta kullanılan birimimiz adet. Burada stokumuzda bir barkodu varsa, barkodu takip yapmak istiyorsak üzerindeki yazılı olan barkodu buraya tanımlayabilirsiniz. Şu anda barkod tanımı yapabilmek için bir tane örnek yazalım. Mevcutta olan bir stok örneği yazalım. Örneğin EAN13 standartında bir barkod bu. Bundan sonraki alanımız oran ve kodlar bölümümüz. Burada stok kartımızla ilgili KDV tevkifat, stopaj tür kodu, KDV istisna kodu gibi ön değerler bulunmakta. Burada yapacağınız tercihlere göre belgelerinizde tanımlamalar otomatik gelecektir. Boş olursa da irsaliye fatura gibi evraklarınızda gerekli ayarlamalar yapılarak da satır bazında da bu seçimleri yapabileceksiniz. Biz stoğumuzda %18 KDV oranını kullanalım. Tevkifat tür kodları örnekte görüldüğü gibi içinde programın hazır gelmekte. Size uygun olanı bunlardan tercih edebilirsiniz. Tevkifat oranlarımız yine hazır. Stopaj tür kodlarımız. Ve KDV istisna kodlarımız. Programımızın içerisinde bu değerler hazır olarak gelmekte. Siz sadece bunlardan dilerseniz tercih yapabilirsiniz. Bunun dışında satış fiyatı alanlarımız var. 5 tane satış fiyatı girişi yapabiliriz. Örneğin kurşun kalemimizin fiyatı KDV dahil 3 lira olsun. Döviz cinsi alanından Türk lirasını seçiyorum. KDV durumu dahil mi hariç mi de dahil diyoruz. Bunların haricinde özel kod 1 ve özel kod 2 alanlarını kullanarak stok kartlarınızı gruplandırabilirsiniz. Bunun için özel kod 1 alanını seçtiğimde daha önceden tanımladığım kırtasiyeyi seçiyorum. İkinci özel kod 2 alanım şu anda hiçbir grup kodu tanımı değil. Yeni butonuna tıklayıp örneğin burada da kalemler grubu oluşturup seçim yapıyorum. F2 tuşunu kullanabilirsiniz. Evet, stok kartımız kırtasiye özel kod 1 ve kalemler özel kod 2 alanında gruplanmış oldu. Stok kartlarınızla ilgili asgari ve azami stok miktarlarını buraya tanımlayıp daha sonra kontrol edebilirsiniz. Örneğin asgari 50 adet, azami 100 adet şeklinde tanımlama yapalım. Bu kısımdaki tanımlamalarımızı bitirdikten sonra kodlar bölümüne geçip eğer muhasebe entegrasyonu yapacaksak daha önceden tanımlamış olduğumuz hesap planında buradaki satırlarda uygun kodları seçmemiz gerekiyor. Ve muhasebe entegrasyonunda kullanılacak birimde de genel bilgilerde ne tanımladıysam burada da onu tercih edip kaydıma devam ediyorum. Notlar bölümü var. Notlar bölümünde stok kartınızla ilgili bilinmesi gereken bilgiler varsa ek bilgiler onları buraya tanımlayabilirsiniz. Belgeler bölümünde stok kartınızın bir kullanım kılavuzu olabilir, resmi olabilir. Bunun gibi bilgileri buradaki ekle butonuyla göz atlayıp dışarıdan bir dosya ekleyip burayla ilişkilendirip kullanabilirsiniz. Diğer birimler bölümü çok sık kullanılan bir bölümdür. Örneğin kurşun kalem stok kartının ana birimine genel bilgiler sekmesinde adet tanımladık. Diğer birimlerde de bunu açıklama alanından filtreleyip seçebiliriz. Paket yapalım. İşlemde çarpı diyorum operatörünü seçiyorum. 12 adet yani bir düzine diyebiliriz buna. Varsa barkodunu tanımlıyoruz buraya. Paketin barkodu ayrı, adedin üzerindeki barkodu farklıdır. Daha sonra 3. birim tanımı yapalım. Burada da koliyi tercih edelim. Yine yıldız operatörünü kullanıyorum. 144 adet diyelim. Yani 12 paket bulunmuş olsun içerisinde. Varsa kolinin barkodu da burada da onu yazabilirim.
Bu işlemleri yaptıktan sonra tekrar bir fiyatlar bölümümüz var. Buradaki fiyatlar bölümü birim bazında fiyat tanımamızı sağlamakta. Örneğin stoğumuzun adet fiyatını 3 lira vermiştik. Paket fiyatını da yine birinci fiyatta normalde 36 lira yapar 12 adeti. Biz 32 lira diyelim. Kadere dahil yaptım. Koli fiyatına geldiğimde de daha uygun bir fiyat tanımlayabilirsiniz. Örneğin 60 lira yapalım ona da. Bu şekilde stok kartındaki tanımlamalarımızı yaptıktan sonra kaydet dersem kaydedip arkadaki ekranımıza düşer. Kaydet ve yeni kayıt dersem yeni bir stok kartı açmak üzere tekrar sıfırdan başa döneriz. İşlem yapmayacaksak eğer bir önceki ekrana dönüş yaptığımda açmış olduğum kaydın listeme eklendiğini görürüz. Açmış olduğumuz stok kartıyla ilgili bir değişiklik ya da silme işlemi yapacaksak üzerine sağ tuş yaptığımda düzelt, sil butonlarını kullanabilirim. Düzelt dediğimiz zaman stok kartında eksik ya da hatalı tanımlanmış bir bilgi varsa buradan değişiklik yapabiliriz. Örneğin fiyatını 3 değil de 4 yapacaktık. Yanlış oldu. Kaydımızı düzelt komutuyla tekrar açtık. Fiyatını değiştirip kaydet diyorum ve fiyatı 4 olarak değiştirilmiş oldu. Bunun haricinde silmek istediğimiz bir durum olursa burada görmüş olduğunuz sil butonunu ya da yine üzerindeyken sağ tuş yapıp sil seçeneğiyle stok kartımızı silebiliriz. Stok kartını silebilmemiz için daha önceden hiçbir evrak girişinin yapılmamış olması gerekmektedir. Stok kartını açtıktan sonra evrak girişleri yaptıysak giren miktar toplamı, çıkan miktar toplamı ve kalan miktar alanları dolu gelecektir. Buna göre kalan miktarımızı, eksiye mi düştü, ne kadar envanterimiz olduğunu burada görebiliriz. Bunların haricinde sütun görünüm ayarları butonumuz mevcuttur araç çubuklarında. Bu butonu tıkladığınızda stok kartıyla ilgili alanları ekleyip çıkarma yapabilirsiniz. Örneğin stok satış fiyatını eklememiz gerektiğinde buradaki listemizden fiyat alanlarını bulup para birimini tamam butonuna bastığımda görüldüğü gibi fiyatının 1 lira olduğunu burada listeme eklemiş oldum. Bunların haricinde burada birden fazla stok kartı olduğunda arama kolaylığı olsun diye yine sütun görünüm ayarlarında filtre satır görünsün seçeneğini tıklıyorum. Tamam butonuna bastığımda görüldüğü gibi sütunların başlıklarında arama alanları açılıyor. Ve biz buraya gelip stok kartımızla ilgili buradaki seçenekleri de değiştirerek içinde geçen başlayan şeklinde burada değişiklik yapabiliyoruz filtreden. Daha sonra buraya örneğin kalem yazdığınızda birden fazla kalem stokunuz varsa hızlı şekilde aradığınız kaydı bulmanızı sağlamakta. Stok tanıtım kartı ile ilgili yapılan tanımlamalar genel olarak bu şekilde. Bir sonraki eğitim videomuzda stok kartı ile ilgili evrakların işlenmesiyle devam edeceğiz. Zaman ayırdığınız için teşekkür ederim.